Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere nasıl kaliteli bir şekilde ses kaydı alınır onu göstereceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar e, kaliteli ses kaydı almak için Audacity programına ihtiyacınız var. E, eğer sizde yoksa açıklama kısmına indirebilirsiniz. Bedava bir şekilde linkini koyacağım açıklama kısmına indirdikten sonra arkadaşlar şurada ufak bir ayar yapacağız. Bu, bunu arkadaşlar mimi seçeceksiniz. Bunu mikrofonu seçeceksiniz. Ben bu e, iki tane giriş ayıktım var yani iki tane mikrofonum var. E, ben öbürün ben normalde bunu kullanıyorum ama öbürünü seçtim çünkü e, ben dikemden kaydederken e, iki, bir tane mikrofonu iki yerde kullanamadığımız için arkadaşlar ben ikinci mikrofonumu seçtim. Siz e, hangi mikrofon kullanıyorsanız Buraya buradan seçeceksiniz. Sizde belki bir tane vardır. Ee, bu Bunu arkadaşlar bir mono kayıt kanalı seçeceksiniz. Ee, bunu da arkadaşlar e, kulaklığınızı seçeceksiniz. Hoparlör yazdığına bakmayın. Bu benim kulaklığım. Sonra arkadaşlar kontrol e, P yaparak veya buradan düzenleden ayarlara gelin abi. Burada e, birkaç ayar var. Yani fazla gerekli değil ama gö göstereyim. Ara yüzden arkadaşlar bunu dili Türkçe yapın İstiyorsanız tabi ama ben Türkçe anlatacağım için burada Türkçe yazacağı için eğer e, anlatacağım şeylerin İngilizcesini biliyorsanız e, İngilizce de kullanabilirsiniz veya farklı bir dil. Tema arkadaşlar e, istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz mesela koyuyu alalım tamam diyelim mesela et evet bekliyoruz et evet, mesela koyu tema oldu e, mesela bunu başka bir şeyde yapabiliriz. Ne bileyim yüksek karşılıklık veya klasik yapabiliriz. Ben hafif kullanıyorum. Zaten Avrupa sitenin size verdiği e, tema hafif. En iyisi bu bence göz yormuyor. E, ya Sade bence güzel. Şimdi arkadaşlar bir deneme için bir ses kaydı alalım. ve Mesela video girişi yapayım mı yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere nasıl kaliteli ses kaydı alınır onu göstereceğim. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet. Bir dinleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dip ses var. Yani arkada böyle bir fan sesi var. Veya rüzgar sesi, fan sesi gibi bir şey var. Dip ses var. Duyuyorsunuz. Sonlarda falan. Aralarda. Şimdi onu nasıl kaldıracağız? Cızırtı nasıl kaldıracağız? seçiyoruz arkadaşlar ee, sonra etkilere geldik üstten etkiler gürültü azaltmaya bastık gürültü profilini getire bastık sonra kontrol A yapıp kontrol e, A yapıyoruz ve hepsi seçiliyor etkilere bastık gürültü azaltma tekrar ve tamamı bastık görmüş olduğunuz gibi burada bir e, birkaç oynama yapıldı ve azaldı bir dinleyelim gene Evet arkadaşlar azaldı ama siz azalmadı diyorsanız sizde hala varsa bir daha böyle seçiyorsunuz etkiler gürültü azaltma ve direkt tamam basıyorsunuz bu, bu sefer ve azalıyor arkadaşlar biraz da ama bunu çok fazla tekrar ederseniz cidden sesiniz çok kırılıyor yani bozuluyor baya ee, baya iğrenç bir ses oluyor yani kötü bir ses oluyor ee, maksimum iki, iki tane yapın arkadaşlar iki kere gürültü azaltın. E, o sizin işinizi görecektir. Cidden sesiniz e, güzel olacaktı. Sonra başka mesela etkilerden istediğinizi bas sesinizi basvetiz e, yapabilirsiniz. Bir sürü efekt var arkadaşlar burada. Hız değişimi mesela sesinizi hızlı alabiliyorsunuz. E, buradan normalleştir. Ya bir sürü efekt var arkadaşlar. Dilediğinizi yapın yani. E, Cidden çok güzel bir program. Basit bir program. Tabi daha iyileri var ama bence bu. E, benim için en kolay en iyi program bence Audacity. Ee, siz de bedava bir şekilde indirebilirsiniz. Ee, işlem işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ses kaydı al, alıp e, YouTube'a falan video çekeceksiniz bence Audacity ile ses kaydınızı alın derim. Bir de arkadaşlar bakın, Sonunda bir tıklama sesi var bakın. Bir dinleyelim. Şu şekilde. Evet, o tıklama sesini arkadaşlar seçiyoruz. Nasıl kaldıracağımızı göstereceğim. Seçiyoruz. Ne oluyor abi şu an ha? Şöyle seçelim. Ne oluyor lan? Dur. Evet seçtik. Sonra arkadaşlar bir kere delete tuşuna basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi gitti. Bakın dinleyelim. Evet direkt bitiyor görmüş olduğunuz gibi. Eğer istenmeyecek gürültü ses kaydınızı bozan bir ses varsa buradan seçip delete tuşuna basıp silebilirsiniz arkadaşlar. bu şekilde e, etkilerde zaten bir sürü e, efekt etki falan var arkadaşlar istediğinizi yapabilirsiniz bütün ayarları kendiniz kafanıza göre yapabilirsiniz e, bir de arkadaşlar e, ses kaydınız nasıl kaydedeceksiniz onu göstereyim üstten dosyaya bastık dışa aktar var bakın sonra dışa aktardan mp3 olarak dışa aktarı seçin abi buradan masa üstüne bakın e, nerede hem masa üstüne e, ee, ben Auto City diye bir tane klasör oluşturdum. Ona kaydetmek istiyorum. Sensin detayı arkadaşlar Auto City e otomatik oluşturuyor. Kaydete basıyorum arkadaşlar. Buradan tamama basıyorum. Ve şuradan hemen bakalım. Şöyle hemen sensin data görmüş olduğunuz gibi atsız mp3 kaydedilmiş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar Audacity programını e, bedava bir şekilde kullanabilirsiniz. Kaliteli ses kaydı olabilirsiniz. Buradan da efektler e, vesaire kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like da kanalımıza abone olmayı, sizleri çok seviyorum. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.